Herhalde kısmeti bu kadarmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Kısmeti bu kadarmış dedi Orhan Gencebay. Oyuncu arkadaşı Sinan Bengiyer'in yorumuysa tabutu yakışıklı olacak oldu. İlginç giyinirdi. O gün de çok şıkmış. Tabutu da yakışıklı olacak. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sümer Tilmaç'ı son yolculuğuna dostları uğurladı. Ani kalp yetmezliğine bağlı kalp durması nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Tilmaç için Üsküdar'daki Şakir'in camiinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tilmaç'ın eşi Nazan, kızı Hande, oğlu Dehan Tilmaç ve torunu Keremcan Gür taziyeleri kabul etti. Herkes üzgün. Orhan Gencebay eski rol arkadaşı ve 40 yıllık dostunu anlattı. Bir hayli zamandır görüşmedik ama bizim ne zaman karşılaşsak nerede kalmıştık diye başlardık. Çünkü eski dostluk. Ayrıca beraber çalışmalarımız oldu birçok filmde. Beraber rol aldık. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Uzun yıllardır tanıdınız herhalde değil mi? Çok 40 yıla yakındır tanıdığım dostum. Oyuncu Burak Özçivit de ustasını uğurlamaya gelmişti. Sümer abi evet benim için çok özeldi çünkü benim ilk dizimde babamı oynamıştı. Çok enteresan bir adamdı ya. Dünyaya bakışı, enerjisi, sıcaklığı. O yüzden ben ilk duydum inanamadım. Çok üzüldüm. Sümer Tilmaç, Ergenekon sarığı Sedat Peker'in düğününde kalp krizi geçirmiş kurtarılır. Peker de aile bireylerine teknik taziyede Sümer abi benim düğünüme gelerek orada vefat etmiş olması artık bundan sonra kendisini benim ailemin de bir ferdi yapmıştır. Bundan sonra edeceğim tüm hayır dualarında mutlaka Sümer abinin ismi de yer alacaktır. Sümer Tilmaç'ın en son konuk olduğu televizyon programında ben ölünce alkışlanmak istemem, yaşarken alkışlanmak isterim diyerek sanatçıların ölünce kıymet görmesini de eleştirmişti. Bu yüzden ünlü sanatçıya cenaze dışında herhangi bir tören düzenlenmedi. Tilmaç'ın naaşı cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.